Evet arkadaşlar, kabus modundayız yine. Edgefire Tilthouse'dayız. Hayaletin tüsünüsünün yürümesini sağlayın. Aktiviteye şahit olmasını sağlayın. EMF okuyucuya doğaüstü olayın kanıtını bulun diyor. Tabii bunları biz yapamayacağız. EMF okuyucuyla doğaüstü olayın kanıtını buluruz. Tuzumuz yok. Çünkü gördüğünüz gibi başlangıç ekipmanlarıyla geldim. Olayları biraz daha zorlaştırmak adına. Şimdi onun dışında şu anahtarımızı alalım. Sadece başlangıç ekipmanlarının dışında bir güçlü el feneri ekledim arkadaşlar. Onun dışında başka bir ekipmanım yok. EMF okuyucuyu alalım elimize. Hayaletimizin adı Bradley. Bradley. Bakalım bize neler ile karşımıza çıkacak diyelim. Müzik kutumuz var. Onun dışında kemiği bulabilir miyiz? Önce bir kemiğe bakalım. Şurayı bir yakalım. Şimdi ışığı açtığımızda aşağıdan veya garajda da olabilir. Yok, garajda değil, alt katta. Biliyorsunuz kabus modunda neredeyse hiç saklanma yeri yok arkadaşlar. Bu modun böyle bir sıkıntısı var. Yani birçok sıkıntısı var ama saklanma yeri konusunda neredeyse hiç saklanma yeri yok. Yani ya kaçarak kurtulacağız ya da bulabilirsek kendimize bir tane saklanma yeri, orada şansımızı deneyeceğiz. Kurtulmaya çalışacağız. Kemik bu arada yok. Neden yok? Nerede bu kemik? Şu garaja bakalım. Dostum, kemiği nereye sakladın? Muhtemelen üst katta. Tamam, alt katlara baktık. Alt katlarda kemik yok. Yukarı geliyorum. Bir şey düşürüldü burada yere. Bu odada mı yaptı o işi? Neredesin dostum? Bakın burası da güzel bir saklanmaydı. Aklınızda olsun arkadaşlar. Yani herhangi bir modda fark etmeksizin oynarken bu odayı, karşı odayı kullanabilirsiniz. Tabii hayaleti de bulmak lazım önce. Hadi dostum, saatlerce seni arayamayız. Şu kemiği göster bize. Aha, odanı bulduk dostum. Bir de kemiği bulabilseydik. Enteresan şekilde kemik yok. Parmak izi mi? Etkileşim. Şimdi bütün odaları gezdiğimize göre şunların kapılarını bir kapatalım. Yani şu iki kapıdan birine dokundu ama buraya dokunmuş. Dostum, topa dondurucu soğuk var. Topu nereye attın? Dışarıya mı gitti top? Yok. Şimdi kanıtlar dondurucu soğuğu bir işaretleyelim. Parmak izi yok. Ama tabii bunu yok olarak işaretlemeyeceğiz. Çünkü kabus modunda dediğim gibi bir tane kanıt her zaman saklıyor arkadaşlar. Bunu şimdi şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde akıl sağlığımız yok, haçımız yok, tütsümüz yok. Kabus modundayız. Sıkıntılı bir yerdeyiz. Hızlı bir şekilde birkaç kanıt daha toplamaya çalışacağız. Şu koşma olayını çözemediler artık ya. Yani biraz daha iyileştirilmesi lazım bu olayın. Dur, şu fotoğraf makinesini alayım. Kendini gösterirse çekeriz. Are you here? Where are you? Are you here? Bir şey attı bu yere.
topla ilgili Are you here? Where are you? Burada da cevap vermiyor. How old are you? Tam tersi cevap vermiyor. Hemen hızlı bir şekilde bir tane kamera alayım. Bir hayalet küresi falan kontrolü yaparız. Bir de projektör kontrolü yaparız. Ha, üstüme doğru koşma dostum. Projektör var. Yüreği ya da Oni olacak. Tabii kanıtlardan bir tanesini sakladığını düşünürsek şu an hayalet küresi görünmüyor ama olabilir. Yani saklamış olabilir. Bak yan tarafta şunu nereye koyabiliriz? Yani bunu aşağı bir yere koymak çok mantıklı değil ama şöyle koyacağım yine. Yan tarafta sıkıntılı işlere kalkışıyor bu. Takır tukur bir şeyler düşürüyor, bir şeyler yapıyor. Evet. Etkileşim yine kapıya dokundu. Dostum, neyin peşindesin acaba? Evet. Hayalet yazısı olmayacak, telsiz olmayacak, küre ya da IMF olacak. Muhtemelen bunlardan bir tanesini saklıyor bu arkadaş. Sen kal dostum burada. Açtı. Projektör önümüzden geçti. Oha, öbür odadaki suyu açmış. Her yere dokunuyor şu anda. Hadi dostum. Böyle hafif aralık bırakalım şunları bir. Aynen. Give us a sign. Muhtemelen kapıya dokunacak yine. Dondurucu burada. Yani bu modda... Evet, önümden tekrar geçti. Saldırmamış olması... Yüreği diyeceğim ama yüreği bu kadar sakin durmazdı. Ve kabus modundayız. Kesinlikle saldırırdı. Yok mu? Herhangi bir hareket, etkileşim, dostum bu kadar mıydı hepsi? Evet, dondur soğuk hala burada. Give us a sign. Sese de tepki vermiyor adam. Give us a sign. Evet. Tamam. Gidelim. Şuradaki ekranların çalışmıyor olması, hadi akıl sağlığını geçtik ama diğer etkileşim ekranı arkadaşlar, şu ekran çok önemli. IMF okuyucu eliniz olmasa dahi IMF'in 5 olup olmayacağını buradan anlayabiliyorsunuz. O yüzden ben yani büyük ihtimalle
hayalet küresini saklam şeyi IMF5'i değil de hayalet küresini saklamıştır diye düşünüyordum ama şu an son yapmış olduğu hareketten sonra fikrim değişti. Şöyle yapalım. Bize müzik kutusunu ver dostum. Bunu da çalıştırmadan gitmeyelim değil mi? Adam yanımda çıktı. Aşağı iniyor. Kutuyu çalıştır çalıştırmaz çocuk odasından beklerken sol taraftan dibimdeymiş adam. Merdivenlerde. Beni bulabileceğini çok düşünmüyorum ama yine de bir ara istersen. Evet. Her şeyi de dağıtmış. Evet, şu tuzun üstünde yürüme olayını yapamayacağız arkadaşlar ne yazık ki. O yüzden gidebiliriz. Evet, hayaleti doğru tahmin ettik. Görevin bir tanesini yapamıyoruz çünkü gerekli ekipmanımız yok elimizde. Kemiği de bulamadık enteresan şekilde. Belki de gözümüzden kaçtı onu da bilmiyorum ama olsun.